Çanakta yatarak müdahale. Şimdi karşı karşıya yatarak bir müdahale daha geldi. Sonrasında Hayrullah penaltı beklentisi var ve karar penaltı. Maçın hakemi Mert Güzenke penaltı noktasını gösteriyor. Hayrullah Bilazer sarı kart gördü. Emirhan Aydoğan ve gol. Emirhan attı 2-1 oldu. Fark 1'e iniyor. 38. dakika. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz Giresun deplasmanından, zorlu Giresun deplasmanından 2 birlik mağlubiyetle döndü. Fakat ortaya konulan oyun, ortaya konulan karakter hepimizi mutlu etti diyebilirim. Hafta içinde yaşanan olaylar vardı. Önce Ali Akman krizi, daha onu tam sindirememişken ondan sonra gelen bir Covid vakası krizi. Yani Giresun'a hangi futbolcularla gittiğimizi biz bile bilmiyorduk açıkçası. Böyle bir maça çıkmıştık ki Giresun'da hani artık söylemeye gerek var mı? 8 maçtır gol yemeden kazanıyordu ve 12 maçtır da yenilmiyordu. Hal böyle olunca biz de tabii şehri müdafaa niyetine e, sosyal medyadan benim de başlatmış olduğum bir akım vardı. İsimlerimizin yanına altyapıdan çıkmış oyuncularımızın isimlerini, sevdiğimiz oyuncuların isimlerini yazıyorduk ki. Bir anda e, yüzlerce Bursa sporlu e, bu akıma katıldı. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten... E, maç öncesi bence futbolcularımız da bundan haberdar olmuştur. Bütün taraftarlarımıza da katılan herkese de teşekkür ediyorum. Alakman krizi dedik. Evet Alakman. yani maç öncesinde biraz bahsetmek istiyorum Ali Akman'la ilgili ama çok da derine girmeyeceğim. Ali Akman'la ilgili özel bir video yapacağım arkadaşlar belgelerle birlikte. Hafta sonu yayınlarım inşallah diye düşünüyorum. O yüzden Ali Akman'ı şimdilik hızlı geçiyorum. Maçtan bir gün önce Giresun'da da gene Covid vakaları olduğu açıklanmıştı ki 3 oyuncusunun Covid olduğunu duymuştuk. Fakat bu 3 oyuncunun da altyapıdan olduğunu daha sonrasında öğrendik. Yani Giresun bizim karşımıza tam kadro çıktı. E, skor kimseyi yanıltmasın. Gerçekten bu gençler ikinci yarı Giresunspor'u, lider Giresunspor'u diyelim hadi, sahasına dar etti. Giresun ve Bursaspor'da birbirine yakın daha önceden oynamış oyuncular vardı. İşte Abdurrezak Traore... Kaleci Onurcan Piri bunlardan birkaçıydı. Teknik direktörleri Hakan Kereş de gene Bursa Spor'un Inter Toto'dan hatırlayacağımız en iyi oyuncularından birisiydi. Geçen sene Diyarra Bursa Spor'da oynamıştı ve bu maçta da gene cezalıydı. Nalepa ile birlikte görmüş oldukları kırmızı kart neticesinde bu maçta oynayamadılar. Bu arada tabii şuna da değinmeden edemeyeceğim. Bursa Spor'un 8 oyuncusu Covid'liydi ve yönetsel olarak da 3-4 kişinin Covid'de olduğunu daha öğrendik. Ligin ilk yarısında 8 futbolcu Covid olduğu zaman takımların maçları erteleniyordu. Fakat ikinci yarı başlamadan bu kuralda bir değişiklik yapıldılar. Malum Süper Lig'de fikstür sıkışık olduğu için Euro 2020'nin de oynanmasından dolayı bu sıkışık fikstürü daha da sıkıştırmamak için maçların ertelenmemesi gerektiğine karar verdiler. Bu kararı Süper Lig'e göre alıp TFF 1. birincilikte uyguladılar aslında. Ve olan gene Bursa Sporumuz oldu tabii ki. Başka kime ne olabilir ki? Tabii bunları bahane olarak görmek istemiyorum. Bunları hep fırsat olarak görmek istiyorum ki bugün Türk futbolu yeni futbolcularla tanıştı. Vakıfköy gururla sunar. Maça geçecek olursak şanssızlıklar yakamızı bırakmıyordu ki henüz daha 3. dakikada İsmail Can Çavuşluk kendi kendini sakatladı. Bizler de televizyon başında yani bu kadar da olmaz dedik ya bu kadar da şanssızlık olmaz dedik adeta ve e, İsmailcan Çavuştuğ'un yerine de daha sonra 6. dakikada Kerem Kök oyuna dahil oldu. Kerem Kök de hani çok ısınamamış olacak ki 10. dakikada hemen bir sarı kart gördü ve daha sonrasında 13. dakikada da gene sağdan gelen ortada defansımızda e, kimse topa müdahale edemeyince arka direkteki Balde skoru 1-0'a getirdi. Çesalsa'sına baktı. Yapmadı ortasını ilk anda. Sergio sert orta. Gol pozisyonu ve gol. İbrahim Abalde e attı. 13. dakika. Giresun Spor'un golcüsü yine sahnede. Bu erken gelen golün şokunu atlatmaya çalışıyorduk ki kalecimiz Ataberk'in defansla bir iletişim problemi yaşadığını gördük. Daha sonrasında e, Balde skoru 2-0'a getirmişti. Ataberk kısa kaldı. Caner Hüseyin Bağ. Sol ayak içeri doğru. Gol pozisyonu yine ve gol. Topalara gitti 2-0. İbrahim Abalde. Yine sahnede Balde. 2-0 oldu. Üst üste goller. Bu kadar erken 2-0 olacağını biz de beklemiyorduk. Artık herhalde bazı kişiler 3-0 4-0 diye gider diye düşündü belki de. Skor 2-0 olunca Giresun bir anda kapandı. Yani o kadar iyi kapanıyorlar ki adım atacak yer yok. Buradan tabii Giresun'un 8 maçtır neden gol yemediğini de izlerken anlıyorsunuz aslında. Gerçekten iyi defans yapıyorlar. Bu eksik kadrolarına rağmen diyeceğim ama hani sadece Diarra ile Nalepa eksikti. 35. dakikada Bursaspor penaltı kazandı ve penaltı vuruşu öncesinde de Mustafa Er'in de sağ kenarında bir tartışma içerisinde olduğunu gördük. Buradan da gene bir 2-3 dakika zaman geçti. Daha sonrasında topun başına geçen Emirhan daha önce de Keçiören Gücü maçında attığı gol gibi kaleciyi bir tarafa, topu bir tarafa göndererek bu maçtaki golümüzü de attı. Bu golle 20 maçtır üst üste gol atan tek takım olma ünvanımızı da devam ettirdik. Şimdi bu golü izleyelim. Erol Canak'ta yatarak müdahale. Şimdi karşı karşıya yatarak bir müdahale daha geldi. Sonrasında ayrılma. Penaltı beklentisi var. Ve karar penaltı. Maçın hakimi Mert Güzenke penaltı noktasını gösteriyor. Hayrullah Plaser sarı kart gördü. Emirhan Aydoğan ve gol. Emirhan attı 2-1 oldu. Fark biri iniyor. 38. dakika. Bursa golü bulunca kendine güveni de geldi bence ve üst üste Çağatay'ın da içinde olmuş olduğu ataklar geliştirdi. İlk yarının sonuna doğru öyle bir şut geldi ki Çağatay'dan vole. Gol olsa böyle pencereyi açıp gol diye bağıracak çok Bursa Sporlu tanıyorum. Ama az farkla top out'a çıktı. Yani o gol olsa maç 2-2 olurdu. Ondan sonra nasıl bir oyun olurdu ben bile tahmin edemiyorum. Emirhan sağ kanata oynadı Burak. Baktı içeri ortası seken top. Bir vole dışarı gidiyor. İlk yarı 2-1 bitti ve ikinci yarıya Mustafa Hoca bir oyuncu değişikliğiyle başladı. Eren Güler'in yerine Enes Yola'nın kardeşi Hasan Basri Ünal'ı gördük ki daha önce de Antalya kampına gelip takımla birlikte çalışmıştı Hasan Basri. İlk profesyonel maçına da burada çıkmış oldu. Gerçekten Mesut Ünal, sen ne güzel bir adamsın ya. Yani alakmana değmeyeceğim dedim ama Akman'ı gördükten sonra senin kıymetini bir kat daha anlıyoruz. Keşke yani daha nice evlatlar yetiştirseymişsin. Sana buradan ayrıca teşekkür ediyoruz Mesut Ünal. Bursa Spor'umuz tabii ilk yarıda bulduğu golle ikinci yarıya daha da istekli başladı ve 49. dakikada Özerle bir pozisyona girdi. Fakat Özer burada biraz dengesiz vuruş yapmak zorunda kaldı ve e, olası bir golden olduk. Top kornere çıktı ve kornerden gelen topta da gene e, bir ikili mücadelede oyuncumuza bir hafif müdahalesi vardı. İlk başta ben izledim penaltı gibi gelmişti bana ama pozisyon tekrarını izleyince biraz hafif bir müdahale olduğunu düşündüm ve penaltı olmadığını izlemiş olduk. Burak altı parmak. Baskı var Sadi'den. Batuhan ceza sahasına. Emirhan indirdi. Gol pozisyonu. Özer altı vurdu. Son anda müdahale. Fakat bu pozisyondan sonra Batuhan'a ceza sahası içerisinde bir müdahale yapıldı. Fakat top kenara doğru giderken bir anda e, sanki Giresun'un futbolcunun topa dokunduğunu düşündük televizyonda da. Pozisyon tekrarını izleyince gördük ki topa Batuhan vuruyor fakat dengesini Giresun'lu futbolcu bozuyor ve ayağına vuruyor Batuhan'ın. Yani burada bir sarı kartlık penaltı olması lazımdı. Hakem burada bizi katletti diyebilirim. Özer, içeride Emirhan, ara karşı karşıya, Batuhan yerde. Gözler hayır diyor Mert Güzenke. Bu pozisyondan sonra 54. dakikada Yo ile Giresunspor bir pozisyon yakaladı. Fakat çektiği şut bizim altyapıdan gelen Taha'nın kafasına çarparak kornere gitti. Erhan sekti top Sergio önünde buldu. Sergio ceza sahasında Sergio vurdu. Taha ona çarptı top. Taha'yı da bu arada çok beğendim. Talha'yı da özel parantez açmak lazım. Sanki ligin ilk yarısından beri takımın içerisinde oynuyordu kendisi. Halbuki Hasan Basçı ile birlikte daha ligin ortasında takıma dahil olmuşlardı. Gerçekten hani Furkan Emre Ünver'i aratmadı diyebilirim. Sercun bu pozisyondan sonra Kerem Kök zannediyorum bir pozisyon hatası yaptığı için Mustafa Hoca artık Kerem Kök'ü kenara almak zorunda kaldı. Ve yerine herkesin merak ettiği Abdullah Tazgeli oyuna sürmüş oldu. Abdullah da bugün iyi mücadele etti fakat daha önceki mücadelelerini gördüğümüzde de daha iyiydi bence. Bugün biraz heyecanlandı gibi geldi bana. 3-4 maç daha oynarsa bence çok daha iyi yerlere gelecek Abdullah Tazgel. Yani ilk topla buluştuğunda öyle güzel iki orta yaptı ki bana şampiyonluk senesindeki Ozan İpek'in ortalarını hatırlattı. Gerçekten yeni bir futbolcu kazanıyoruz bence. Tabi skor 2-1 Bursa Spor basıyor bir sağdan bir soldan geliyor derken hakem faktörü bir anda devreye girdi. Biz de ne olduğunu anlamaya çalıştık. Yani e, bize faul yapıyorlar. Faulü onlara veriyor. Yani Eren Tozlu'nun bugün yapmış olduğu mücadeleyi bütün Türkiye izlemiştir herhalde. Yani çok da bir şey söylemek istemiyorum ama Eren Tozlu'ya yakışmıyor yani. Ardından top taca çıkıyor. Top sanki Bursa Spor'dan çıkmış gibi tekrar Giresun'a veriyor. Yani hakem. Mert Güzengeymiş adı. Yani yapma. Yani zaten bu ligden daha fazla ileri de gidemezsin ama şu gençlerin sende ahı olacak ya. Yani Giresun Spor tamam lider. Eyvallah. 8 maçtır gol yemiyor. Büyük takım tamam. Yani büyük takım da dedirttirdiniz bize. Ama şu gençlerin hakkını yemeye değer miydi? Bu arada tabii sol kanattan Çağatay Giresunlu futbolcu futboldan soğuttu. Yani bir sağdan geçiyor, bir soldan geçiyor, şut çekiyor. Adamlar bir şey yapamadılar yani. Ceza sahası içinde Çağatay. Çekti vurdu. Onur piri rahatlıkla kontrol ediyor. 65. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki tam teknik direktörlerin orada, taç çizgisinin orada Aykut'a, Sercun'ya vurdu. Yani hepimiz gördük. Sarı kartı da gördü sonunda. Ama Hakan Kereç buna itiraz etti. Yani dakikalarca itiraz etti. Hakem gitti uyardı. Ama aynısını Mustafa Er'e yaptığında Mustafa Er sarı kart görmüştü. Yani ona kibarca uyarıyor. Mustafa Yara sarı kart gösteriyor. Hakem gerçekten ikinci yarı bizleri zorladı diyebilirim. Hadi hakem bir tarafa atıyorum. Giresunspor 2-1 öndeyken e, oyunu o kadar yavaşlatıcı e, hareketler sergiledi ki yani bir lidere yakışmıyor. Biz bile Bursaspor olarak önde olduğumuz maçlarda bile yani bu kadar oyunu yavaşlatan bir oyun stilimiz yok. Bu şekilde şampiyon olmalarını ben çok zor görüyorum. Gene orta saha mücadelesiydi 72. dakikada. Eren Tozlu hani Özer Urmacı ikinci sarı karttan atılsın diye nasıl kendini yere attığını hep birlikte izledik. Özer de bu maçta çok iyi değildi ama hani sarı karttı ve Eren'in de bu hareketinden dolayı biraz daha çekinmeye başladı ve ikili mücadelelerde biraz kendini çekmeye başladı. Hava topuna çıkamadı, ayağını müdahale etmek için koyamadı ki yani ikinci sarı karta bir bahane bulmasın hakem diye artık. Tabi zaman geçiyordu biz gene pozisyon arıyorduk fakat 83. dakikaya kadar da çok bir pozisyonumuz yoktu. 83. dakikada da Mustafa Hoca iki oyuncu değişikliği yaptı. Aykut ve Özer'i sahanın kenarına alarak Kadir Yiğit ve Şamil Can diye bir yeni yıldız adaylarını sahaya sürdü. Vitre çıkarttı. Gerçekten biz bu oyuncuları ilk defa görmüştük ve zannediyorum altyapıdan çağrılan oyunculardı. Oynadıkları hani uzatmalarla birlikte 12 dakika yapıyor ama Gerçekten e, sanki sahada yıllardır oynuyormuş gibilerdi. Gerçekten helal olsun diyorum. 86. dakikada Eren Tozu'yla Emirhan'ın bir mücadelesi vardı. Hep birlikte izledik. Yani Bütün Türkiye'de görmüştür Eren Tozlu'yu. Nasıl e, Emirhan'ı provoke ettiğini hep birlikte görmüş olduk. Sanki Emirhan onu vuruyormuş gibi bir izlenim yarattırıp kendisi omuzu attı ve kendini yere attı. Yani hakem de yan hakem de buna kandı. Hadi sen kandın orta hakem de kandı. Yani gerçekten bu nasıl bir film, bu nasıl bir tiyatro? Yani lidere lider diyorsunuz Giresunspora yakıştı mı? Yani biraz fazla eleştirdim bu videoda ama gerçekten şu gençlerin emeğine yazık yani. 89. dakikada da gene Bursa Spor tabi ileride artık yorgunluğun da vermiş olduğu şeyle dönen topları karşılayamamaya başladı ve kalesinde pozisyonlar görmeye başladı. Ee, tabii risk almasıyla da bu durum doğru orantılı olarak artmaya başladı son dakikalarda. Ve Ozan İsmail Koç'un markajında olan ikinci yarı giren, e, baldenin yerine giren bir oyuncu vardı. O tam ceza sahasının köşesinde ikili mücadelede kendini yere bıraktı. Şimdi ilk başta ben fauldür diye düşündüm ama pozisyonun tekrarına baktım. Gerçekten yazık ya. Yani bir tane haklı bir faul yok. Tamamen kendilerini yere atmışlar. Hakem de bunlara inanmış. Maçın sonuna 5 dakika ilave edilmişti ki 90 artı 2 ve 90 artı 4'te gene Bursa Spor'un e, ileride kaptırdığı toplar kalesinde pozisyona döndü. Ve Abdurrezak Traore iki tane gerçekten e, kaçılması zor pozisyonları kaçırdı diyebilirim. Şimdi pas yerden ceza sahası Traore. Traore dışarı gidiyor. Abdurrezak Traore. Uzun gönderdi Ayrullah topu önüne aldı Traore bıraktı Usotiba. Usotiba'nın pası Traore dışarı gidiyor. Artık maçın sonlarına doğru gelen oyuncularımız yorulmuştu ve çok fazla da topu ileriye taşıyamadılar Giresunspor'un presi karşısında ve maç böyle 2-1 sona erdi. Özer de görmüş olduğu sarı kartta sarı kart cezası duruma düştü ve haftaya Tuzla maçında oynayamayacak. Bugün televizyon başından izlediğimiz oyuncular gerçekten çok büyük karakter gösterdiler. Bursa Spor formasının ağırlığını tüm Türkiye'ye gösterdiler. Bu arada bazı oyuncularımızdan da bahsetmek istiyorum. i̇lk başta Talha ile başlamak istiyorum. Talha 6 kardeş. Spikeri bile kaç kardeş olduğunu şaşırttırdım. O sana 5 kardeş, 6 kardeş ne dediğini bilemedi. Gerçekten sanki ligin ilk yarısından beri takımla oynuyormuş gibiydi. Furkan Emre'yi bugün arattırmadı. Kadir Yiğit ve Şamilcan yani oyuna girdiğinde bu çocuklar amatör. Profesyonel bile olmamış. Bütün Bursa'yı heyecanlandırdılar. Abdullah Tazgel gene daha önce kupa maçlarında izlemiştik. Bugün biraz heyecanlıydı zannediyorum ama sol kanatta gerçekten çok hareketli. Bizleri de heyecanlandırmaya devam ediyor. Kerem Kök oyuna sonradan girdi ve oyundan çıktı fakat 16 yaşına göre gerçekten alkış hak etti bugün. Eren Güler ve Hasan Basri hani Alakman da gitti bundan sonra daha da çok fırsat bulacaklardır ama bugün bizleri ayrı heyecanlandırdılar. Emirhan ve Burak Altıparmak bugün çok özel oynadılar. Botuhan da Alakman gittikten sonra zannediyorum ki kendine güveni artmış. Daha çok böyle topa hükmediyordu. Son olarak da Çağatay'dan bahsetmek istiyorum. Çağatay da bugün yani Giresun'un futbolcuları futboldan soğuttu. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün bir çocuk. Aidiyet duygusunu bizlere en iyi gösteren arkadaşlarımızdan bir tanesi diyebilirim. Çağatay bugün Burak kapınca da eksikliğini bizlere aratmadı. Bu arada 8 maçtır gol Giresun yoktur. Biliyorsunuz bunu. Bursa Spor'un gençleriyle oynamamış Giresun vardır. Ki bugün gençlerimiz bu golü atarak Giresun'un bu 8 maçlık gol yememe serisine de son verdi. Giresun'u da tebrik ediyoruz. Yani bizim için şanssız bir maçtı belki. Kazandılar, yollarına devam ediyorlar. Fakat böyle oynarlarsa işleri çok kolay değil. Bunu ben görüyorsam herkes görüyordur. Giresunlular da görüyordur. Yolları açık olsun. Sonuç olarak bugün bütün futbolcularımıza gurur duyduk diyebiliyoruz. E, fakat e, bugün oyuncularımız şunu da anlamıştır. Bursa Spor'da Bursa Spor formasıyla mücadele ediyorsanız hakemi de yenmeniz lazım arkadaşlar. Bugün bunu öğrenmiş oldular. İnşallah bundan sonra tuzla maçı var önümüzde. E, Tim Saha Arena'da gene bu oyuncularla oynayacağız büyük ihtimalle. Yani e, Burak kapacak, Ramazan Keskin, e, Cüneyt Köz. Herhalde zannediyorum bu oyuncularımız e, hastalandılar. O yüzden bu hafta sonuna yetişirler mi hep birlikte göreceğiz. Oyuncularımızın biraz da güveni de yerine gelmiştir zannediyorum ve Tuzla maçında daha iyi bir Bursaspor izleyeceğimize eminim. İnşallah Mustafa Hoca da hafta içini iyi değerlendirecektir ve takımı Tuzla maçına daha da hazır hale getirecektir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ama videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Beni gene sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki hafta Tuzla maçı ile birlikte Tekrar görüşürüz. Herkese iyi günler.